niye yazmazdı? Kral ve kraliçe ufak bir tartışma yaşadı. Fakat bu tartışmaya bir bakalım. Gerçekten öyle mi sayılır? Yoksa bunun nedeni ne? Durup durup birbirine hiçbir şey hissetmeyen adamlar, insanlar, gençler böyle tartışır mı? Bence bununla bunu bir bağlayalım, öyle üzerine konuşalım mı? Hadi bir bakalım. Yakıştırmalar yapabilirsin, kralımız istiyor. Şimdi arkadaşlar. Konuşabilir miyim kralım? Arkadaşlar. Ben bayan bir yaverim, konuşabilir miyim? Şu an Nur, Ercan'la, Erdem'le, Ali'yle bir tanışma yolunda, yani birbirlerini tanımıyorlar mı? Ben de Ceyda'yla birbirimi tanıyorum. Bir yani, aday gelse bana mesela, onu da tanırım ben. Canım bu ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bir aşk, ilişki burada tanışma başladı. Yolu biraz ilişki gibi görünüyor. Ben kendi kafamda gördüğüm iş yapım. Ben bir tanışma yoluna girmedim. Abi tanımıyor musun şu an insanları? Bir yola girmedim kimseye. Abi ben de yola girmedim ki. Yol sen ne yola de? Girdiğini söyledin dün. Ne yolu ya? Abi tanıma yolu, tanım artık. Tanışma yolundayım, Ceyda'dan hoşlanıyorum demediniz mi? Ben mi yanlış? Evet abi, tanışma yolundayım. Demek ki Ceyda'ya karşı bir his besliyorsun yani. Evet, Ceyda'yı beğeniyorum ve şu an tanımak istiyorum. Tanıyorum, tamam, olur, tanışma yoluna işte. Girmek istiyorsun işte. Bir ilişki. Abi tanışma yolu... Nurcuğum, şu an sen de Erdem'i tanıyorsun. Yani bu tanımak... Ama daha bir yola anladım. Girmek değil bu. Ya? Tanışmak hani arkadaşça mı? Bir yola girmek ilişkinin başlangıcıdır. Sevgili olmaktır zaten Nur. Biz şu an birbirimizi tanıyoruz. Biz bir yola girmedik ki. Hoşlanıyorum dedim. Ben burada hiçbir adaya hoşlanıyorum demedim ki. Ya hoşlanıyorum derken beğeniyorum. Yani ben beğeniyorum da demedim. Tamam, sen hiçbirini beğenmiyorsun belli zaten. Ya bir his beslemiyorum, bir heyecan. Ama mesela aralarından atıyorum mesela Ali'yi daha çok beğendin, hoşuna gitti. Dersin ki mesela Ali'yi tanımak istiyorum. Diğerlerine yakaret edersin, i̇şte Ali'yi tanırsın. Tanışma yoluna girmektir. Tanışma yolu ne abi? Ali'yi tanıyorsun işte. Olursa olur, olmazsa olmaz. Of. İlişkiye girmiyorsun ki. Tamam. Kralım, kraliçemiz çok eskide kaldığı için hala sizin dediklerinizi anlamıyor. O eskiden de böyle bir... Ben buraya milenyum devrini getirdim. Ne artık. Eskiden de biz eski köye yeni adet mi getirdiniz arkadaş? Evet. Bu nedir ya? Evet. O eskiden de, şimdi tanıma yolu. Olursa olur, olmazsa olmaz. Tanıma yolu abi, insanlar... Tamam, ondan dolayı yolu biz hepimiz sana kızıyoruz. Anladığım kadarıyla. Kraliçem, o yüzden biz size devamlı kızıyoruz. Aşkım, bir tanem, canım. Aşkım deme bana, biliyorsun Ercan kızabilir. Tamam, söyle söyle. Niye gözlerini kaçırıyorsun? Neyse tamam, ben bir yaverim. Gel benimle. Git git. Sen git, ben dedikodunu yapacağım. Niye kaçıyorsun? Yaverim, gelir misin? Gel, sen git, önemli. Ben dedikodunu yapayım, önemli çağırırız. Bir şey bu. Ben gideyim mi? Sen de git, biz neyse, biraz dedikodu biraz yapalım. Gel. Biz niye böyle? Allah Allah. Gel ya, kraliçe değil misin? Tut elimi. Yok, tutmayacağım. Tut kız. Ha, deli misin sen? Şşş! De demiyorum. Kralınızla kraliçeniz geliyor. Tamam abi, bunlar olmuş. Bunlar olmuş. Olmuş. Altınları burada mı bıraktın kız? Aa, çok fazla olduğu için önemsemedim. Ya, çok fazla mı, fazla mı? Ha, aferin. Yastık altı yaptım. Aferin ben sana. Ben önceden tembihlemiştim zaten. 86. Koruyorum, metap. Koruyorum, güvenlik. Evet, bir yanda Ceyda'nın gözyaşları var. Bir yanda Nur var. Bir yanda Batu var. Önce Batu'ya şunu soracağım. Sen dedin ya, bugünden sonra olsaydı o yazdığım pankarttakiler değişirdi, yazmazdım. Şey bu yaşananlarla ilgisi var mı? Batu bunu bir cevaplasın. Kesin. Ne oldu ki bugün? Bunu bu yüzden mi? Evet Seda Hanım, yani öyle bir durumun içerisinde kaldım ki Nur'la yakıştırılıyorum. Ben bu pankartları dün yazdım. Üstüne sizinle tartışma bölümünde Cansel öyle laflar söyledi. Her şey üst üste geldi. Bugünküler de gelince... O yüzden yazmazdım dedim, çünkü her şey yanlış anlaşılıyor. Ya Batu, nereye yanlış anlaşılıyor Allah aşkına yani. Şimdi herkes böyle bir yakıştırma yapıyor. Sen belli, konuşma tarzından, bakışından belli. Nur zaten sesini çıkartmıyor hiçbir şeyde yani. Nur hatta da... açıklama yapıyor. Hesap veriyor gibi geldi bana. Aynen, bir noktada. Aynen, tartışmalar o şekilde. Ben neyi ağladım biliyor musunuz Seda Hanım? Neye? Enayi yerine konmaktan ağladım, anladınız mı? Nasıl enayi yerine bayağı, konmak? Bayağı, o ondan hoşlanıyor, ondan hoşlanıyor. Yani ben de aradayım, yani resmen enayi yerine konuluyorum yani. Ben, bu benim hoşuma gitmiyor. Bunu bugün mü fark ettin Ceyda? Ne alakası var? Evet, bugün fark ettim. Bu önemli, tamam, bir dakika. Tamam, ben bugün fark ettim Batu. Bu görüntüler üzerinde. Dün böyle miydim sence ben? İyi de dün Ceyda da bir şeyler söyledi. Sen bu pankartları görmemiştin. Nasıl bugün fark ettin de bir anda? Ben pankartlara demiyorum. Şu anki görüntülere diyorum. Sabahki konuşmalara diyorum. Tartışmalara diyorum. Ama biz orada kraliçe
Kral kraliçe seçildikten sonra sabah, sen geçtin köşeye. Sabah sabah. Trip sen, yapmaya başladın. Hayır, sen sabah burada yaşananları bilmiyorsun. O yüzden. Ya sabah ne olduysa ben hala de, anlamış değilim yani. Bana diyor ki sen diyor ya bana suratını şey asıyorsun diyor. Farklı ya. Bir tavır sergiliyorsun. Ben bir şey yapmıyorum. Bir dakika yani. Nur konuşsun. Nur, yarın bir gün olur da Batuhan seni kolundan tutup çekip götürebilir mi? Üç adayın önüne geçip. Seda Hanım böyle bir şey ben şu anda... Böyle bir şey şu anda olabilitesini ben... Ya bundan bahsetmek istemiyorum şu anda. Ben bunu konuşmak istemiyorum. Benim konuşmak istediğim bir konu var. Bu da Ceyda ile alakalı bir konu. Batuhan değil. Ben bununla ilgili zaten açıklamalar defalarca yaptım. Niye değiştiriyorsun Nur cevabı? Engelimin Ayça olduğunu, Batuhan'a karşı... Ben Batuhan'ı bu evde tanıyabilirdim ama Ayça yüzünden öyle Ayça artık yok. Engelim vardı. Arkadaşım başka biriyle burada ilişki yaşadığını gördüm ve bu benim içimde aşamadığım bir engel. Biz bunu konuştuk zaten. Aşamadığım çok bir engel. Bunun açıklamasını yaptım Batu ben da zaten. Batu da Semih'i örnek göstermiş aynen, zaten. Aynen o şekilde. O da güzel. Öyle bir açıklama ama, yaptı. Ama burası öyle bir şey, böyle bir ev değil. Çocuklar evet, tanıyıp tanıyacağınız neydi ki, ne yaptınız, ne yaşadınız ki? Hı. Ve buradasınız. Zaten siz şu an gerçek aşkı bulmuş olsaydınız evden çıkmanın yollarını arar bir şekilde de çıkardınız. Yep. Yani burada ve aday olduğunuza göre Semih ve Ayça artık burada olmadığına göre ve sen elendiğinde Batu arkandan ben Nur gibi artık bir gelin adayı isterim dedi. Ben de buna şahidim. Yani bir şey var gibi bu kadar insanda hissettiğine göre. Ha Ceyda güzel kız fizik olarak Batu'nun tarifine uyuyor. İşte cilve olarak Batu'nun tarifine uyuyor. Melis de söyledi eski arkadaşı olduğu için tipi dedi. Bunlar tamam ama duygusu bir tarafa ağır basıyorsa haksızlık olur gerçekten yeni tanımakta olduğu insana. Ya bu insanlar birbirine bir şey hissediyorsa bile nasıl adım atsın görmüyor musunuz? Daha kızın ağzından bir kelime çıkmadan bile hani ben konuştum bunu bu kadar olay oldu yani. Ben ya zaten bu kadar kendimi ifade bir şey de edemiyorum olay karışır yani. Ona önce Ceyda ile ilgili söyleyeceklerini söyle sonra Batu ile ilgili sorduğuma cevap ver. Olabilir mi? Batu bir gün senin kalbini kazanabilir mi? Seda Hanım Batu'ya eğer aşık olursam çok seversem olur. Bunun için ne yapmak lazım? Vakit mi geçmesi lazım? Veya Ceyda ile ilerlerse, bu şekilde flörtleri devam ederse, bu sizi uzaklaştırmaz mı? Ya bu dayanılmayacak bir duruma geldiğinde giderim Ayça'ya da ararım derim. Arkadaşım ben seviyorum, elimden gelen de bir şey yok, ne yapabilirim? Çok özür dilerim, tükürdüğümü de yalarım derim. Giderim Batu ile birlikte olurum. Ayça da buna benim tanıdığım engel olmaz. İmkansız bir şey değil benim için hayatta. Bu başka bir şey. Şu anda böyle bir durum yok. Nur'un Batuhan'ın elini tutması bana gerçekten çok garip geldi. Hani... Fil oturdu tabiri vardır ya, gerçekten fil oturdu. Yani garip bir temessüm, tutmak istemediğini söylüyorsun ama cilveleşir gibi deli misin sen falan diye kelimeler kullanıyorsun. Bence burada bir cilveleşme var. Yani hislerimle yanılıyorumdur umarım ama gerçek çıkacak diye de korkuyorum. Sen yeter ki sen...